Davranış Bilimleri 14. Bölüm Stres ve Stresin Yönetimi. İçinde bulunduğumuz çağ büyük değişim ve de dönüşümlerle özdeşleşen bir çağdır. Böyle bir çağdaki değişim hızını anlatmak için türbülans yani çalkantı kelimesi kullanılır. Stres kimi zaman modern zamanların kara belası olarak adlandırılır. Sosyal yaşam içerisinde meydana gelen hızlı değişim bireylerin yaşamlarını belirsizliklere artırmakta. Bu da stres seviyelerinin yükselmesine yol açmaktadır. Stres kavramı. Günlük yaşam içerisindeki kullanımıyla stres genel hoşa gitmeyen herhangi bir olay, duygu ve durumu çağrıştırmaktadır. Davranış bilimleri bakış açısıyla stres, bireyin kendisi üzerinde aşırı ölçüde psikolojik ya da fiziksel talepler oluşturan herhangi bir uyarıcıya karşı sergilediği uyumcul tepki olarak tanımlanabilir. Stres, bireyin kendi huzur ve mutluluğu için tehlike olarak algıladığı uyarıcılara karşı gösterdiği fiziksel ve duygusal tepkidir. Fizyolojik yaklaşım. Stres terimini kullanan ilk bilim adamı Walter Cannon, olguyu insan organizmasının kendisini koruyup kollaması ve varlığını sürdürmesi yönünde dengeyi koruma çabası açısından değerlendirmiştir. Fizyolojik yaklaşım stres olgusunu organizmanın bozulan fizyolojik dengesini koruma çabası olarak değerlendirmektedir. Stres, organizmanın reaksiyon sistemi denge ve dayanıklılığını sağlayan fizyolojik mekanizmalar olarak değerlendirilir. Cannon, bireyin stres tepkisinin savaşma ya da kaçma şeklinde ortaya çıktığını belirtmektedir. Cannon özellikle vücut organlarının kendiliğinden harekete geçen faaliyetlerini düzenleyen otonom sinir sisteminin savunma organı rolü üzerinde durmuştur. Bilişsel değerlendirme yaklaşımı. Richard Lazarus'un ortaya koyduğu bu yaklaşım daha çok stresin psikolojik yönü üzerinde durmaktadır. Birey açısından fizyolojik denge kadar önemli bir başka olgu da psikolojik dengedir. Bilişsel değerlendirme yaklaşımı organizmanın strese tepkisinde fiziksel unsurlardan çok bilişsel ve psikolojik yönlere vurgu yapmaktadır. Lazarus, insanların psikolojik dengesinin bozulmasında stres kaynağının zararlı olmadığını belirleyen süreçlerden birey ve çevre ilişkisindeki genel inançlarla eğitim ve bilgi seviyesi gibi psikolojik etkenlerden söz etmektedir. Lazarus bu noktada bireyler arasındaki farkları sürekli bir şekilde ön plana çıkarma düşüncesidir. Birey çevre uyumu yaklaşımı. Robert Kahn ile özdeşleştirilen bu yaklaşım ise stresin sosyal psikolojik yönü üzerinde durmaktadır. Stres, kişinin beceri ve yetenekleriyle sosyal rol beklentileri arasında uyumsuzluk olduğunda ortaya çıkar. Birey çevre uyum yaklaşımı, strese ilişkin olarak bireyin çevreye uyum sağlama özelliğine dikkat çeker. Psikoanalitik yaklaşım. Psikoanalitik yaklaşıma göre ego idealiyle öz imaj arasındaki tutarsızlık arttıkça bireyin yaşadığı stres de artmaktadır. Harry Levinson kişiliğin iki unsurunun etkileşimi strese yol açtığını düşünmektedir bu kavramda. Bu unsurların birincisi kişinin olmak ya da ulaşmak istediği olumlu şeylerin toplamını betimleyen ego idealidir. Ego ideali psikoanalitik kuramda egonun içe yansıtılan, benimsenen ebeveyn hedefleriyle, değerleriyle ve ahlak kurallarıyla özdeşleşen kısmıdır. Kişiliğin ikinci unsuru ise öz imajdır. Bu ise kişinin kendisi hakkında hissettiklerini ve düşüncelerini toplamıdır. Stres türleri. Stres genellikle olumsuz sonuçlara yol açan ve bu nedenle de kaçınılması gereken bir olgu olarak değerlendirilse de stresin her zaman olumsuz bir durum ifade etmediği bilinmelidir. Olumlu stres amaca ulaşırken bireyi kaygı yerine yaratıcılığını kullanmaya yönelten, kişiye tatmin ve yaşama sevinci veren strestir. Olumsuz stres bireyin kendisine olan güvenini kaybetmesine neden olan, bireye yetersizlik duygusu yaşatan, çaresizlik, umutsuzluk ve hayal kırıklığı yaratan strestir. Stres, olumsuz sonuçlar ortaya çıkarılabileceği gibi olumlu sonuçlar da verebilmektedir bahsettiğimiz gibi. Stresin nedenleri. Sosyal yaşam içerisinde stres doğuran pek çok faktör vardır stresi doğuran. Tanımı gereği bireyin fizyolojik ve psikolojik dengesini bozan her etken bir stres sebebidir. Bireyin yaşamındaki potansiyel stres kaynakları iki grupta toplanabilir. Kişisel özellikler, güçlü ve zayıf yönler, kişisel durum ve olaylar içerisinde içeren bireysel nedenler, teknik, sosyal, siyasal, ekonomik ve ekonomik değişiklikleri ve iş gücü içerisinde yer alan bireyler için örgütsel nitelikleri ve koşulları, mesleki talepleri ve rol karakteristiklerine yani örgütsel nedenleri de içeren çevresel nedenler şeklinde. Birey bir stres kaynağına kısa süre maruz bırakıldığında, farklı uzun bir zaman zarfında maruz bırakıldığında ise farklı etkiler ortaya çıkmaktadır. Farklı. Bireysel nedenler. Bireysel özelliklere bağlı olarak bazı bireyler daha çabuk ve daha yoğun stres yaşarken diğerleri ise stresin yol açtığı sorunların üstesinden gelmede daha başarılıdır. Bunlara bakalım. A tipi kişilik. Bireylerin fizyolojik ve psikolojik dengelerinin bozulmasında
strese yatkınlık şeklinde ortaya çıkan bazı kişiler özelliklerini öncelikle ele almak gereklidir. Mayer, Friedman ve Rosenman tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla modellenen A tipi kişilik özelliklerine sahip olan bireyler, idealist, dinamik, hareketli, rekabetçi, mücadeleci ve mükemmeliyetçi, kaybetmeye tahammüllü, süs, öfkeli ve saldırgan, eleştirmekten kaçınmayan, başarıya ulaşmaya her şeyden fazla değer veren kişilerdir. A tipi kişiliğe sahip bireyler, B tipi kişiliğe sahip bireylere kıyasla daha yoğun stres yaşamaktadır. Kontrol odağı. Kontrol odağı bireylerin kendilerini etkileyen olayları kontrol edebileceklerine olan inançların sınırını temsil eder. İçsel kontrol odağına sahip bireyler, olayların temelde kendi davranış ve eylemlerin sonucu olduğuna inanırken, dışsal kontrol odağına sahip bireyler, gerçekleşen olayların büyük bir bölümünün kontrol edilemeyeceğine ve dış güçler tarafından belirleneceğine inanırlar. Motivasyon etkileri. Bireylerin yaşamlarında gidermeleri gereken fizyolojik, psikolojik ve sosyal ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçların giderilmesindeki bir eksiklik, kişide uyarılmaya ve ihtiyaçların tatmini yönelik belli bir davranışlara yol açar. Yüksek motivasyon ve doyum, stresi azaltıcı bir etki ortaya koymaktadır. Motivasyon eksikliği strese yol açmakta, uygun seviyedeki stres ise kişiyi motive etmektedir. Duygusal sebepler. Bireylerin yaşadıkları stresi tanımlamada kuşku, üzüntü, panik, endişe, gerilim, depresyon, korku, kuşku ve güvensizlik gibi kelimeleri kullandıkları dikkat çekmektedir. Stresin duygusal sebepleri kişiden kişiye farklılaşmaktadır. Fakat genel anlamda stres nedenlerini şöyle sıralayabiliriz. Zaman baskısı. Elverişli zaman ve bu zaman diliminde yapılması gerekenler noktasında üzerinde baskı hisseden bireyler daha yoğun stres yaşamaktadırlar. Sezgiler. Birey gelecekte gerçekleşecek olaylara ilişkin olarak bunların kendisi açısından olumsuz ve zararlı olacağına ilişkin bir takım sezgilere sahipse yaşadığı stres artmaktadır. İstenmeyen olayların yaklaşması, kişi açısından bir takım sorumluluk ya da yükümlülüklerin yerine getirilmesini ifade eden zaman dilimlerine yaklaştıkça yaşanan stres de artmaktadır. Durumsal belirsizlikler, çevresel koşullardaki belirsizliklerden kaynaklanan duygusal sebeplerde yaşanan stresi olumsuz etkileyebilmektedir. Gelecek kaygısı, geleceğe ilişkin beklentiler özellikle belli dönemlerde yoğunlaşmakta. Bu ise bireyin kaygısını ve yaşadığı stresi artırmaktadır. Etkileşimle oluşan streste asıl kaynak bir başka kişidir. Çevresel nedenler. Ekonomik değişim. Ekonomik değişme, enflasyon ya da faiz oranlarındaki değişiklikler gibi bireylerin satın alma gücünü azaltıcı nitelikteki gelişmeler örnek olarak verilebilir. Ekonomik açıdan gelişmiş ülkelerde de bu tür ekonomik değişim dönemleri var olmakla birlikte kamusal müdahalelerle bu tür etkilerin en alt seviyeye indirildiği görülmektedir. İnsan sosyal bir varlık olduğu için içinde bulunduğu çevredeki faktörler de stres noktasında devreye girmektedir. Siyasal değişim. Bir ülkedeki siyasal değişimler de özellikle kişilerin yeni siyasal gelişmelerin nelere yol açabileceğini kestiremediklerinde bireylerde strese sebep olabilir. Sosyal değişim, bireylerin değer ve tutumlarında meydana gelen değişiklikler de strese neden olabilmektedir. Sosyal değişime ilişkin ilgi çekici örnekler çevre ve sağlık konularında yaşanmaktadır. Teknolojik değişim, çağdaş dünyadaki teknolojik ilerleme ve yeniliklerdeki baş döndüren artış, bireylerin yaşadıkları stresi artırıcı bir etki ortaya koymaktadır. Örgütsel sebepler, örgütsel karar alma mekanizmasının işleyişi ve örgütsel siyaset gibi önemli konuların iş yerindeki stresi etkilediği anlaşılmaktadır. Örgütlerde stres kaynağı olabilecek diğer önemli olgular ise aşırı iş yükü, rol çatışmaları ve rol belirsizliği, vardiyalı çalışma düzeni, işte tehlike unsurunun varlığı, çalışma şartları, ücret sistemi ve zaman baskısı şeklinde ifade edilebilir. Stresin sonuçları da kişiden kişiye değişmektedir. Stresin etkileri, stresin fizyolojik etkileri. Organizmanın normal işleyişini tehdit eden ve dengesini bozan stres sonucunda insan vücudunda rahatsızlık yaratan ve kimi zaman da gözle görülebilen belirtiler ortaya çıkmaktadır. Selye'nin stres kuramı organizmanın tepki mekanizmalarını içerir ve genel uyum sendromu olarak bilinir. Bu kurama göre organizmanın strese tepkisi 3 aşamada gerçekleşir. Bu aşamalar alarm dönemi, direnç dönemi ve tükenme dönemidir. Alarm dönemi, organizma sınırlarını zorlandığını algıladığında kendini korumaya yönelik bir tepki zincirini harekete geçirir. Alarm döneminde sınırlarını zorlandığını anlayan organizma bu gelişmeye biyolojik, bilişsel, duygusal ve davranışsal bir takım tepkiler geliştirir. Direnç dönemi. Alarm döneminde organizma algıladığı tehditle savaşmakta ya da kaçmakta başarılı olmadığında direnç aşamasına girer. Bu aşamada strese rağmen varoluş sürdürülmeye çalışılmaktadır. Direnç döneminde organizma bir noktada stresle mücadele etmekten vazgeçip
strese rağmen bir denge ya da uyum sağlayarak kendi varlığını sürdürmeye denemektedir. Tükenme dönemi, bu dönem hastalıklara çok açık olunan bir dönemdir. Tükenmişlik, duygusal sebeplerin, duygusal taleplerin yoğun bir şekilde yaşandığı ortamlarda uzun süre bulunmaktan kaynaklanan fiziksel olarak yıpranma, çaresizlik ve ümitsizlik duygusu, hayal kırıklığı, olumsuz benlik kavramı, hayata dair olumsuz tutumların baş göstermesi gibi belirtilerin gözlendiği bir durumdur. Tükenme döneminde direnç tamamen kaybolur ve stres organizmaya geri dönüşü olmayan zararlar verir. Stresin psikolojik etkileri. Stresin psikolojik etkileri saldırganlık, depresyon, uyku bozukluğu, bezginlik, gerginlik, kaygı, geçimsizlik, yalnız kalmayı tercih etme şeklinde sıralanabilir. Saldırganlık, bireyler kendilerini hüsrana uğramış hissettiklerinde ve bu durumdan kurtulmanın herhangi bir yolunu bulamadıklarında saldırganlık şiddetli bir stres tepkisi olarak ortaya çıkabilir. Depresyon, aşırı üzüntü verici durumların etkisinden uzun süre kurtulamama ve bu etkilerin bireyin yaşamı sürdürmesini engelleyen bir hal almasıdır. Modern yaşam içerisinde çok yaygın bir şekilde görülen depresyonun temel belirtileri iştah azalması ve kilo kaybı, uykusuzluk, hayattan zevk almama, hareketlerde yavaşlama, isteksizlik, suçluluk duygusu ve mutsuzluktur. Uyku bozukluğu. Stres altında uyku bozuklukları uykuya dalmada güçlük yaşama ya da gece boyunca uyuyamama şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Bireylerin yaşadığı olumsuz olaylar uyku düzeninde olumsuz etkiler. Diğer psikolojik etkiler. Bezginlik duygusu bireyin aynı anda taşıyamayacağı kadar çok baskıyı yaşadığında ortaya çıkan tükenmişlik duygusudur. Can sıkıntısı, kötümserlik, hoşnutsuzluk, yetersizlik duygusu bu duyguyu yaşayan insanların temel özellikleri arasındadır. Bezginlik yaşayan bireyler hem kendilerine hem de çevrelerindeki diğer insanlara karşı düşmanca tavır sergileyebilirler. Stresin bir diğer psikolojik etkisi de kaygıdır. Stresle ilişkili bir başka psikolojik olgusu gerginliktir. Stresin ortaya çıkardığı önemli bir etki de geçimsizliktir. Bazı insanlar strese gelince sosyal yaşantılardan kendilerini uzaklaştırarak yalnız kalmayı tercih ederler. Stres yönetimi. Stres insan hayatının kaçınılmaz bir gerçeği olduğundan ondan tam olarak kurtulmak mümkün değildir. İnsanın hayatını devam ettirdiği sürece stresin var olmadığı bir dünya bulması düşünülemez. Hayatın her safhasında başımıza gelen olaylar karşısında yaşadığımız stresi yönetmede başlıca 3 farklı boyut ortaya konabilir. Bunlar bireysel stres yönetimi, sosyo-kültürel stres yönetimi ve örgütsel stres yönetimidir. Bireysel stres yönetimi stres kaynaklarının yol açtığı stresin önemli bir soruna dönüşmeyen bireyler tarafından nasıl yönetilebileceği konusuna odaklanmaktadır. Birincil stres yönetimi faaliyetleri öğrenilmiş iyimserlik, zaman yönetimi ve boş zaman etkinlikleridir. İkincil stres yönetimi faaliyetleri de fiziksel egzersizlik, rahatlama ve gevşeme teknikleriyle beslenme alışkanlıklarıdır. Üçüncül stres yönetimi faaliyetleri ise birine açılmak ve profesyonel yardım almaktır. Öğrenilmiş iyimserlik. İyimserlik ve kötümserlik insanların yaşamlarına başlarına gelen olayları açıklamada kullandıkları iki farklı düşünce tarzını ifade eder. Öğrenilmiş iyimserlik bir olumlu düşünme biçimidir. Kötümserlik depresyona, fiziksel sağlık sorunlarına ve düşük başarı düzeyine yol açan bir açıklama şeklidir. İyimserlik ise fiziksel sağlığı ve başarı düzeyine iyileştiren ya da geliştiren depresyona elverişliği azaltan alternatif bir bakış açısıdır. Zaman yönetimi. Zaman yönetimi becerileri bireylerin zamanlarını daha etkin ve verimli bir şekilde kullanarak yaşadıkları zaman baskısını azaltmada katkı sağlayacaktır. Zaman yönetimi bireyin yaşamın farklı alanlarında hissettiği zaman baskısını ve stresi en alt seviyeye indirmesini mümkün hale getirmektedir. Boş zaman etkinlikleri. Başarı ihtiyacı yüksek bireylerin temel özelliklerinden birisi sürekli ve vazgeçilmez bir şekilde mücadele etme arzusudur. Boş zaman etkinlikleri bireylerin sosyal yaşamlarının farklı alanlardaki ağır faaliyetlerin getirdiği yorgunluğu ve bezginliği gidermede bir fırsat niteliğindedir. Fiziksel egzersiz. Her yaştan insan için yürüyüş, koşu, yüzme, bisiklete binme, aerobik yapma, hafif top oyunları ve tenis gibi egzersizler stresle mücadeleyi olumlu şekilde etkilemektedir. Aerobik egzersizleri bireyin stresli faaliyetlere cevap verebilme yetisini artırmaktadır. İkinci önemli fiziksel egzersiz türü ise stres tepkisiyle ilişkili kas gerilmesi sebebiyle esneme antrenmanıdır. Rahatlama ve gevşeme teknikleri. Rahatlama ve gevşeme stresle başa çıkmada olumlu etkiye sahiptir. Zihni boşaltmada ve stres yaratan düşüncelerden arınmada bu tür tekniklerin olumlu etkisi bilinmektedir. Meditasyon bu tür tekniklerin en bilinenidir. Rahatlama ve gevşeme tekniklerini uygulayan bireyler daha az endişeli ve psikolojik yönden daha sağlıklı olmaktadır.
beslenme alışkanlıkları. Dengeli ve düzenli beslenme alışkanlığı bireylerin genel sağlığına katkı sağlayarak bireyi strese karşı daha dayanıklı hale getirmekte ve stresten korunmada olumlu sonuç yaratmaktadır. Birine açılmak. Yaşanan zor olayları başka biriyle paylaşmak kolay olmasa da kendini açmak iyileşme yolunda önemli olumlu sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Bu bağlamda bireyin başına gelen sarsıcı olayları belli aralıklarla, örneğin haftada bir kere yazması da faydalı olabilmektedir. Profesyonel yardım. Psikolojik danışmanlık, fiziksel ya da tıbbi tedavi gibi teknikler bu noktada profesyonel yardımın araçları olarak ifade edilebilir. Sosyo-kültürel stres yönetimi. Aile hayatı. Bütün insan topluluğunun temel ve de evrensel bir sosyal koruma olan ailenin temel işlevi, evli eşler arasındaki ilişkileri düzenlemek ve topluma yeni bireyler kazandırmaktır. Evli olan kişiler evli olmayanlara kıyasla hem iş hem de diğer sosyal alanlarda daha başarılı olmaktadırlar. Sosyal destek grupları. Sosyal destek bireylerin yaşam kalitesini artırıcı bir unsurdur. Bu tür gruplar içerisinde samimi ilişkilere sahip olan bireylerin depresyon ve kaygı gibi korkuları azalmaktadır. Dini hayat. Dini inanç bireylerin yaşam tarzı açısından çeşitli gelimlerden daha az etkilenmesini mümkün kılmaktadır. Bütün dinler mensuplarına zorluklar ve güçlükler karşısında dayanma ve tahammül etme duygusunu aşılamaya çalışmaktadır. Değerlendirme notları. Bireylerdeki stresin sebepleri olarak bilinç dışı kişilik faktörlerini anlamamıza katkı sağlayan yaklaşım, psikoanalitik yaklaşım. Alarm döneminde strese karşı savaş kaç tepkisi gelişir. Tükenme döneminde önemli sağlık sorunlarının ortaya çıkması fazlasıyla olasıdır. Birine açılma, üçüncül bireysel stres yönetim teknikleri arasında sayılabilir. Rekabetçi düşünce, mükemmeliyetçi olma, kaybetmeye tahammülsüzlük, öfkeli ve saldırganlık, stresi artırıcı A tipi kişilik özelliklerindendir. Fizyolojik yaklaşım, stres olgusunun insan organizmasının kendisini koruyup kollaması ve varlığını sürdürmesi yönünde dengeyi koruma çabası açısından değerlendirmiştir. Duygusal sebepler, A tipi kişilik, kontrol odağı, motivasyon etkileri, stresin bireysel nedenleri arasındadır. Direnç dönemi, organizmanın bir noktada stresle mücadele etmekten vazgeçtiği, strese rağmen bir denge ya da uyum sağlayarak kendi varlığını sürdürmeyi denediği aşamadır. Depresyon, aşırı üzüntü verici o durumların etkisinden uzun süre kurtulamamak ve bu etkilerin bireyin yaşamını sürdürmesini engelleyen bir hal almasıdır. Aile hayatı, sosyo-kültürel stres yönetimi teknikleri arasında sayılmaktadır. Evet, benim bu kadar. Teşekkürler.